Bediüzzaman Hazretleri, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın hayatın geniş dairesinde faaliyet yapacağını söylemiştir. Bediüzzaman Hazretleri, Sikke-i Tasdiki Gaybi adlı eserinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam ve talebelerinin yaşayacağı dönemi şöyle anlatır. Ta ahir zamanda hayatın geniş dairesinde asıl sahipleri yani Mehdi ve şaketleri Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o daireyi genişletir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz. Ta ahir zamanda. Ta kelimesi uzaklık ifade eder. Yani Bediüzzaman Hazretleri burada ileride, gelecekte kendisinden sonraki zamanda olacakları anlatmaktadır. Hayatın geniş dairesinde. Yani iletişim ve bilgi teknolojisinin dünya çapında geliştiği dönemde. Asıl sahipleri yani Mehdi ve şakirtleri. Demek ki Risale-i Nur'un gerçek sahibi kendilerine göre yorumlar, tefsirler, teviller yapan bazı kimseler değil, Mehdi ve talebeleri olacak. Ve Mehdi Aleyhisselam bu dönemde bizzat talebelerinin başında bulunacak. Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, Üstad Hazretleri burada Mehdi ve talebelerinin kendisinden sonra geleceğini ifade eder. O daireyi genişletir, İslam hizmetini dünya çapında bilgi ve iletişim teknolojilerinin tüm imkanlarını kullanarak genişletir. Ve o tohumlar sümbüllenir. Bediüzzaman Hazretlerinin kendi döneminde henüz tohum evresi olarak nitelendirdiği İslam ahlakı, Mehdi Aleyhisselam'ın geldiği dönemde sümbüllenecek, yani çiçek açıp dünya çapında yayılacak. Bizler de kabrimizden seyredip Allah'a şükrederiz. Bediüzzaman Hazretleri İslam ahlakının dünya çapında yayılıp güç kazandığı dönemde kendisinin kabirde olacağını ve bu zaferden dolayı Allah'a şükredeceğini bildirir. Hayatın geniş dairesi, iletişim ve teknolojinin geliştiği devirde dünya çapında bir faaliyeti ifade eder. Bediüzzaman Hazretlerinin yaşadığı dönemde iletişim teknolojisi geriydi. Mektupla, telgraflarla veya sesin dahi zor duyulduğu telefonlarla haberleşiliyordu. Matbaalarda kitap basılması neredeyse aylar alıyordu. Bu devirde ise dünyanın dört bir yanıyla anında görüntülü olarak görüşmek mümkün. Cep bilgisayarları ve görüntülü telefonlarla insanlar avuçlarının içinden adeta dünyayı izliyor. İnternette anında milyonlarca insana ulaşılabiliyor. Binlerce radyo ve televizyon kanalı var. Hızlı trenler, jetler, hızlı deniz ulaşım araçlarıyla mesafeler müthiş kısalmış durumda. İşte Bediüzzaman Hazretleri hayatın geniş dairesinde derken Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın günümüzde böyle bir ortamda faaliyet yapacağını söylüyor.